Birkaç aydan bu yana sürdürülmekte olan altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını kaydeden Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Havsa halkına verilen rahatsızlığa rağmen hoşgörüyle karşılayan vatandaşlara teşekkür etti ve yapılan bu çalışmaların kendilerine önemli kazanımlar getireceğini söyledi. Kanalizasyon işi malumunuz bir hayli belediyelerimiz için meşakkatli bir iş. Tabii ki ilçenin 30 yıllık, 40 yıllık gibi bir geleceği ile ilgili bir iş. Eksik olmasın, ilçe halkımız da bu konuda gayet duyarlı. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı kendileri bizleri fazla yıpratmıyorlar. Ama artık sona da geldik diyebiliriz. 102 kilometrelik kanalizasyon inşaatımızın ilk etapta 58 kilometresinin %90'ı bitmiş vaziyette. Bugüne kadar şehir içi tüm altyapı kazılarının tamamlanarak kapatıldığını kaydeden Başkan Tekin, şu anda sona bırakılmış olan otoban bağlantı yolunun da kapanarak asfaltlanmaya hazır hale getirildiğini ifade etti. İnşallah yaklaşık 20 gün sonra iş makinalarını kesinlikle ilçeden çıkaracağız ve üst yapı çalışmalarına da başlayacağız. Evet, bu bölgemiz en hassas bölgeyi de en sona bıraktık. Malumunuz otoban bağlantı yolu. Herhangi bir maddi ve can kaybı vermemek için de hem belediye personelimiz, hem müteahhit firmanın personeli ve hem ilçe emniyet müdürlüğümüz olanca gayreti de gösteriyorlar. Ben sizlerin aracılığıyla hem emniyet müdürümüze hem belediye personelimize aynı zamanda da ilçe halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Anlayışlarından ötürü ve bize verdikleri bu destekten dolayı. Bu yolun karayollarına ait olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ihaleyi alan firma yetkilileri tarafından bu yolun asfaltlama çalışmasının kısa sürede yapılacağını ve otoban bağlantısı nedeniyle de buna ihtiyaç olduğunu belirtti. Bugüne kadar gösterdikleri gayret ve özveri nedeniyle ilgili firma elemanlarına ve ilçe emniyet müdürüne teşekkür eden Başkan Oğuz Tekin, bu yolda en ufak bir kaza ve olumsuz bir durum olmaması onların gösterdikleri duyarlılık sayesindedir dedi. Üst yapı çalışmaları süre olarak ne zaman başlayacak dersen? Şimdi üst yapı mahallelerimizde kilit taş tamirlerine başladık. Hatta en büyük mahallemiz olan Cumhuriyet mahallemizin bir kısmını da bitirmiş pozisyondayız. Bunun haricinde eğer havalar müsaade ettiği müddetçe kışın da hiç bırakmayacağız. Önümüzdeki günlerde 30 bin metrekare taş ihalesini gerçekleştireceğiz. Yani dediğim gibi havalar müsaade ettiği müddetçe kış aylarında hiç bırakmayacağız. Bu yolu sanıyorum yılbaşına kadar da asfaltı atılacak. Diğer belediyemizin önünden geçen ana yol belediyemize ait bir yol. Onunla da ihale yapmamız gerekiyor. Müteahhit firmalarla görüşüp öncelikle bir maliyet hesabını çıkardıktan sonra en kısa zamanda da onu yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki Nisan veya yaz başlarında ilçemiz eski halinden çok daha iyi bir hale geliyor. Şu anda yapılmakta olan bu kapanan bu yol, yani otoban bağlantılı, karayollarına ait mi, belediye? Karayollarına ait bir yol. Gerekli izinleri aldık. Altyapı dolayısıyla karayollarının mevcut yoluna da zarar vermekteydi. Hem maddi hem manevi hasarlı trafik kazaları da gerçekleşiyordu. Bütün masrafı bize ait olmak kaydıyla altyapıyı değiştireceğiz. Ondan sonra da karayolları en kısa zamanda gerekli hazırlıklarının tümü de bitmiş halde şantiye dönemi kapanmadan asfalt çalışmasını bitireceklerini belirttiler.